24. Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Düzce'nin vergi rekortmenleri için ödül töreni düzenlendi. Törende gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5'e giren mükelleflere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gönderdiği ödüller takdim edildi. Düzce Kent Konseyi toplantısına katılan Düzce Valisi Adnan Yılmaz, kent konseyi toplantılarına her kesimin temsilcisinin katılması gerektiğini belirterek herkes taşın altına elini koymalı dedi. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, Belediye Başkanı İsmail Bayram'ı makamında ziyaret etti. Genel Başkan ziyareti sırasında Başkan Bayram'a, Düzce'ye kazandırdığı muhtarlık sosyal tesisi için teşekkür plaketi takdim etti. Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram, Düzce'nin gelişim potansiyeline bakıldığında eski sanayi çarşısının şehir merkezinde kaldığını ve orada acilen bir kentsel dönüşüm uygulanması gerektiğini vurguladı. Düzce Belediye otobüsleri polislerin kontrol ve denetimi altına alındı. Vatandaşlarsa bu durumdan pek de memnun görünmüyor. Düzce Valisi Adnan Yılmaz'a ziyarete gelen ve desteği için teşekkürlerini sunan Ferah Gülaş'tı. Bu yapılan desteğin bana çok faydası oldu. Bunun mutluluğu içerisindeyim diye konuştu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada Çamköy Mahallesi'nde yapılacak olan 2+1 sosyal konutlar için başvuruların başladığı duyuruldu. Türkiye yarın akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar 4 ila 10 derece azalacak.